Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün iki farklı, iki yeni ürünle karşınızdayım. Aslında ikisi de çok bilindik markalar. Biri Nasty, biri Vozol. Bu aralar kullanatlarda çok farklı çeşitler çıkmaya başladı. Sürekli kendilerini yeniliyorlar. Nasty'nin daha önce bir incelediğim ürünü vardı. Nasty 800. İlk çektiğim videolardaydı hatta. Bu şekilde 1500 ve 3000 puf olarak yeni ürünler çıkartmış. Ben 3000'ini denemek istedim. Hem şarjlı olduğu için biliyorsunuz bu aralar şarjlı puflar çok revaçta, çok ilgi görüyor. Ben de beğeneceğinizi ve denemek isteyeceğinizi düşündüğüm için bunu tercih ettim. Bu iki ürün arasındaki farklar bu 4000 çekim, bu 3000 çekim. İkisi de şarjlı ama Nasty düşük nikotin ürün çıkartmış. %2 nikotini, Vozol'un %5 nikotini zaten yazıyor üzerinde. İkisini de Grape seçtim. Aralarındaki farkı çekimlerini yaptıktan sonra daha rahat söylemek için, aralarındaki farkı daha iyi anlamak için ikisini de aynı aroma seçtim. Bu şekilde ürünler. Bir de çekiliş sözü vermiştim bu video için. Bir önceki çektiğim Elf Bar RF350'yi bir arkadaşımıza göndereceğim. Onu da videonun ilerleyen dakikalarında kendim burada seçeceğim. Yani yanıma bir telefon aldım. Oradan YouTube yorumlarına sizin yanınızda bakıp karar vereceğim oradan. 10 kişiye şu gördüğünüz fümelerden göndereceğim. Bir kişiye de RF350'yi göndereceğim. Hemen bu ikilinin incelemesiyle devam edelim. Videonun içerisinde söyleyeceğim dedim çekiliş için. Bunun sebebi hani videonun izlenmesi, çekilişi gerçekten hani videoyu izleyenlerden biri kazansın. O şekilde şey yapmak istedim. Yani kazanan videoyu izlemezse hak kazanamayacak buna ve bir hafta kadar bir süre vereceğim. Bir hafta sonra da bana ulaşmazsa eğer başka bir izleyene göndermeyi düşünüyorum. Bu şekilde daha adaletli olacağını düşündüm. Hemen zaman kaybetmeden iki ürünü de açalım ve incelemeye başlayalım. Nasty şu şekilde. Nasty daha hafif geldi bana. Bir tık daha. Pil muhtemelen bataryasını biraz daha küçük yapmışlar. Şarjlı olduğu için çok önemli değil aslında o. Şu şekilde bir koruma jelatinin altında Type-C ile şarj yeri çıkıyor. Şu şekilde yine ucunda bir plastik aparatla beraber. Şu şekilde şık bir tasarım. Kokusu geldi bana. Buradan aromanın kokusunu aldım. Şu şekilde Vozol'u da açalım. Bir de bu arada şu barkodlardan da orijinal olup olmadığını sorgulatabilirsiniz. İki üründe de barkod var. Fake ürün almamak için yine aşağı bıraktığım siteyi tercih edebilirsiniz. İndirim kuponumuz da devam ediyor. Instagram üzerinden. Instagram'da yazıyorum buraya. Arkadaşlar Instagram'ı bulamadığınızı söylüyorsunuz. Ayrıca hem buraya yazıyorum hem de yorum yapıp sabitleyip orada link bırakıyorum. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Şu şıklığa, şu tasarıma gerçekten Vozol kendini aştı. İnanılmaz bir tasarım. Gerçekten bu kadar beklemiyordum. Fotoğrafta görmüştüm ama çok daha etkileyici geldi gözüme. Dışarıda bir açık şeffaf bir yüzey var. İçeride de böyle simimsi bir yüzey var. Tasarımı gerçekten inanılmaz, çok hoşuma gitti. Hatta bugüne kadar gördüğüm en iyi puf tasarım olarak bu diyebilirim. İnşallah tadında da aynı performans vardır. Şu şekilde ürünlerimizin ikisini de yan yana koydum. Şekillerini görün. Hafiflik olarak bir tık daha hafif. Vozol biraz daha ağır. Yapısı gereği. Boyutu da büyük zaten. Bir de 4000 puf olmasından dolayı ağırlığı birazdan fazla olması normal. Bunun içerisinde 12 mililitre likit var Vozol'un. Bunun üzerine yazmamışlar. Nedenini bilmiyorum. Bayağı aradım üzerinde. Likit mililitresi yazmıyor. Eğer 3000 pufu ile alakalı bir problem olursa söylerim ama olacağını düşünmüyorum. Nasty'de kullanatta gayet başarılı bir marka. Şu şekilde ben şimdi YouTube'dan RF350'yi kazanan kişiyi seçmek istiyorum. Şu şekilde yorumlara girdim arkadaşlar. Gözünüzün önündeyim. Şöyle rastgele bir yerde duracağım. Şu yoruma vermek istiyorum ben. Abi bence iyi bir ürüne benziyor ve abone olup like attım. Instagram'dan takip edip atmış olduğun gönderiyi beğendim. İnşallah
beni seçersin diye bir yorum. Eren Ayar. Erfbar RF307'yi bu arkadaşa göndermek istiyorum. Bana Instagram üzerinden ulaşırsa çok memnun olurum. Eren Ayar ilk seçtiğim kişi. Şimdi füme seçeceğim kişileri de şu şekilde. Ubeydullah Çakar diyorum ilk birincisi. Şu biraz daha yukarılardan seçelim. Ezgi 3 büyük 3 Köylüoğlu ben istiyorum yazmış. İkinci arkadaşımız bu olsun. Üçüncüsü Ömer Alp olsun. Teşekkürler video için yazmış. Üçüncüsü Ömer Alp kardeşimiz. Dördüncüsü Samet Ulaş. Bu üründen yanında likit de geliyor mu acaba? Samet olsun dördüncüsü de. Çok aslında çekilişle alakalı bir yorum değil ama seçtik bir kere. Beşincisi de Güven Türk olsun. Arayı çok açma. Arada kendini böyle hatırlat kral demiş. Güzel bir yorum yapmış. Arkadaşımıza bir puf gönderelim bu videoyu da seyrediyorsa eğer. Bu arkadaşlarımdan ulaşmayanlar olursa eğer bir sonraki videolarda elimde kalan ürünleri de göndereceğim. 5 kişi de Instagram takipçilerimden değil hatta şöyle yorumlardan seçmek istiyorum. 5 kişi Instagram yorumları. Ecem Yeniada birincisi olsun. Bu Ubeydullah arkadaş seçmiştik zaten. Fatma Gür. Son videodaki fümeler çok güzel yazmış. Madem çok beğendi. İkincisi Fatma Gür arkadaşımız olsun. Üçüncüsü Emir 736 olsun. Çekiliş umarım bana çıkar. Dördüncüsü Cuma Akman. YouTube'dan selam yazmış. Dördüncüsü olsun. Beşincisi de en alttaki yorum. DM bakar mısın? Burada olmasın. Intex KNG olsun. Emeğinize sağlık diye bir yorum yapmış. Beşinci arkadaşımız da bu olsun. Bu arkadaşlar bana YouTube, Instagram üzerinden ulaşsınlar. Hemen zaman kaybetmeden çekiliş tamamladığımıza göre ürünlerin duman performanslarına ve aralarındaki farklarla devam edelim. İsterseniz. Arkadaşlar ürünlerin duman performansıyla ilk önce Nasli'den başlıyorum. Aroması inanılmaz, çok hoşuma gitti. Bozol denip karşılaştıracağım. İkisinde dumanları gördüğünüz gibi hemen hemen aynı. Aroma olarak Nasty'nin grape'i bir tık daha benim için önde. Çok hoşuma gitti gerçekten. Tasarım olarak ama bozol. Aroma farkları çok yok. Tasarım farkları bence bu daha güzel. Tabii sizin görüşünüz. Aroma olarak Nasty'yi bir tık daha önde gördüm. Aroma kalitesi olarak. Bu şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki üründe duman performansını karşılaştık. Siz de merak ettiğiniz, benim atladığım herhangi bir şey varsa onları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İndirim kodu için, güncel indirim kodu için de abone olduğunuzun ekran fotoğrafını alıp Instagram üzerinden göndermenizi rica edeceğim. İndirim kodunu 50 TL'lik indirim kodunu bu şekilde alıp o şekilde sipariş verirseniz daha iyi olur. Sizin için avantajlı olur. 50 TL az değil sonuçta. Ve arkadaşlar Instagram'dan da takip edip atacağım yeni gönderilere yorum yaparsanız bu şekilde çekilişlerde siz de ürün kazanmaya hak kazanabilirsiniz. Beni takip ettiğiniz ve videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.